Hamilelikte beslenme büyük önem taşıyor. Şimdi moda olan bir kavram var. İşte ben hamilelik esnasında 5-6 kilo aldım. Bunu bazı anne adaylarının ne yazık ki büyük bir zafer şeklinde yansıtması acınası bir durum. Çünkü neden? Hamilelikte alınması gereken bir kilo miktarı var. Bunun da ideali genellikle 12 ila 14 kilo arasında. Bu annenin ve bebeğin hakkıdır. Eğer biz bu kilo alımının altına düşersek bebekte beslenmeye bağlı bir takım sıkıntılar ortaya çıkabilir. Yani ben hamilelikte 5-6 kilo aldım, bunu bir zafer işareti saymak maalesef üzüldüğümüz bir konu. Böyle demekte yarar var. Bu bağlamda hamilelikte beslenme gebeliğin ilk haftalarından itibaren büyük önem taşıyor. Biz anne adaylarına karbonhidrat ve protein ve yağlar açısından genellikle dengeli bir beslenme planı veriyoruz. Bu bağlamda da protein almaları, hem hayvansal protein almaları hem bitkisel protein almaları çok önemli. Proteine bağlı, proteine dayalı diyet uygularlarsa hem bebeğin gelişimi iyi olur, bebeğin ağırlığı iyi olur, hem de kendileri, anne adayları fazla kilo almazlar. Bu bağlamda sabahları yenecek olan bir yumurtanın gün içerisinde tüketilecek olan iki kase yoğurdun, öğlen ya da akşam tüketilecek olan organik tavuk, et ya da balık türü ürünlerin tüketilmesi büyük önem taşıyor. En azından haftada iki gün balık yemelerinin altını çiziyoruz. Çünkü bugünlerde moda bir olay var. Bütün hamile adaylar, hamile hanımlar, anne adayları balık yağı tabletlerini alıyorlar ama balık tüketmiyorlar. Şunu unutmayalım. Balık yağı tabletleri balığın içindeki omega 3'ün bir kısmını verir ama balığın içindeki proteinleri vermez. Bu yüzden haftada en az 2 gün balık tüketmek ve bu tüketimde de küçük balıkları özellikle tercih etmek önem taşımakta.